14. Leman'ın ikinci makamı. Makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklımı uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma teessüf şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhan benimle münasebetdar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar-ı istifade olur niyetiyle 14. Leman'ın ikinci makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet ya eyyuhal melâ'u inni ulkiye ileyye kitâbun kerîmun innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır, Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren 3 sikki rububiyet var. Biri kainatın heyeti mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikki-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikki-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhameti ilahiyeden tezahür eden sikki-i ulyayı rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sahife-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden 3 sikki-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıda nuzul ile semere-i kainat ve alemin nüshayı musagarası olan insana ucu dayanıyor, ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkma bir yol olur. İkinci sır, Kur'an-ı Mucizül Beyan, hassiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulü boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hassiz eşyayı ihata ediyor, mecmu-i ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatiyesiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki envan-ı seba gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de velillahil meselül a'la, temsilde hata olmasın. Ehadiyet ve samediyeti ilahiye her bir şeyde, hususan zihayatta, hususan insanın mahiyet aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulü boğmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sikki ehadiyeti nazara veriyor ki o sikkinin 3 mühim ukdesini irae eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Üçüncü sır, şu hassiz kainatı şenlendiren bir müşahede rahmettir ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bir bedahe yine rahmettir ve bu hassiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bir bedahe yine rahmettir ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bir bedahe rahmettir ve bu hassiz fezayı ve boş ve hali
alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bir müşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bir bedahi rahmettir. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikat-ı mahbubedir, Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hassiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul. Ve o sultan ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuatıyla o sultanı muhatap ve halil ve dost ol. Evet, kainatın envaını hikmet dairesinde insanın etrafını toplayıp bütün hacatına kemal intizam ve inayet ile koşturmak bir bedahe iki haletten birisidir. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intihac ediyor. İnsan gibi bir aciz-i mutlakta en kuvvetli bir sultan-ı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kader-i mutlakın ilmi ile bu muavenet oluyor. Demek kainatın envaı insanı tanıyor değil, belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün envai mahlukatı sana müteveccihen, muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir ve katiyen anla ki senin gibi zayıf-ı mutlak, aciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fani, küçük bir mahluka, koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikati rahmettir. Elbette böyle bir rahmet senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de o rahmetin vusulüne vesile ve o Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku güneş kadar zahirdir. Çünkü nasıl merkezi bir nakış her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hasıl oluyor. Öyle de bu kainatın daire-i kübrasında bin bir ismi ilahinin cilvesinde uzanan nurani atkılar kainat simasında öyle bir sikki rahmet içinde bir hatemi rahimiyeti ve bir nakışı şefkati dokuyor ve öyle bir hatemi inayeti nesçediyor ki güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Evet, şems ve kameri, anasır ve maadini, nebatat ve hayvanatı bir nakş-ı azamın atkı ipleri gibi o binbir isminin şualarıyla tanzim eden ve hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gayet şirin ve fedakarane şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevil hayatı hayatı insaniye musahhar eden ve ondan rububiyeti ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini ishar eden o Rahman-ı Zülcemal elbette kendi istinai mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan, eğer insan isen Bismillahirrahmanirrahim'de o şefaatçiyi bul. Evet, zeminde 400 bin muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın taifelerini hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine kemal-i intizam ile hikmet ve inayet ile terbiye ve idare eden ve küre-i arzın simasında hatem-i ehadiyeti vaaz eden bir bedahe belki bir müşahede rahmettir. Ve o rahmetin vücudu bu küre-i arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar kat'i olduğu gibi o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var. Evet, zeminin yüzünde öyle bir hatem-i rahmet ve sikki ehadiyet bulunduğu gibi insanın mahiyeti maneviyesinin simasında dahi öyle bir sikki rahmet var ki küre-i arz simasındaki sikki merhamet ve kainat simasındaki sikki uzmay rahmetten daha aşağı değil. Adeta bin bir ismin cilvesinin bir nokta-i mihrakiyesi hükmünde bir camiyeti var. Ey insan, hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren o simada böyle bir sikki rahmeti ve bir hatemi ehadiyeti vaaz eden zat seni başıboş bıraksın,
sana ehemmiyet vermesin, senin harekatına dikkat etmesin, sana müteveccih olan bütün kainatı abes yapsın. Hilkat şeceresini meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın. Hem hiçbir cihette şüphe kabul etmeyen ve hiçbir vecile noksaniyeti olmayan, güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkar ettirsin, haşa. Ey insan, bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. Miraç Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve bu miraç ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen, Kur'an-ı Mücil Beyan'ın 114 surelerinin başlarına, hem bütün mübarek kitapların iptidalarına ve umum mübarek işlerin mebdeylerine bak. Ve Besmele'nin azameti kadrine en kat'i bir hüccet şudur ki, İmam-ı Şafii radıyallahu anh gibi çok büyük müçtehitler demişler. Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Dördüncü sır, hassiz kesret içinde vahidiyet tecellisi hitabı İyyâke nâbudu demekle herkese kâfi gelmiyor. Fikir dağılıyor. Mecmuundaki vahdet arkasında zat-ı ehadiyeti mülahaza edip İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn demeye küre-i arz vüs'atinde bir kalp bulunmak lazım geliyor. Ve bu sırra binaen cüz'iyatta zahir bir surette sikki ehadiyeti gösterdiği gibi her bir nevide sikki ehadiyeti göstermek ve zat-ı ehadı mülahaza ettirmek için hatemi rahmaniyet içinde bir sikki ehadiyeti gösteriyor. Ta külfetsiz herkes her mertebede İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn deyip doğrudan doğruya zat-ı akdese hitap ederek müteveccih olsun. İşte Kur'an-ı Hakim bu sırrı azimi ifade içindir ki kainatın daire-i azamında mesela semavat ve arzın hilkatinden bahsettiği vakit birden en küçük bir daireden ve en dakik bir cüz'iden bahseder ta ki zahir bir surette hatemi ehadiyeti göstersin. Mesela hilkat-i semavat ve arzdan bahsi içinde hilkat-i insandan ve insanın sesinden ve simasındaki dekaik-i nimet ve hikmetten bahis açar ta fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun. Mesela ve min ayati halqus semavati vel ardi vahtilafu elsinetukum ve elvanikum ayeti meskür hakikati mucizane bir surette gösteriyor. Evet, hassiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesrette vahdet sikkeleri mütedahil daireler gibi en büyüğünden en küçük sikkeye kadar envai ve mertebeleri vardır. Fakat o vahdet ne kadar olsa yine kesret içinde bir vahdettir. Hakiki hitap tam temin edemiyor. Onun için vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lazımdır. Ta ki kesreti hatıra getirmesin. Doğrudan doğruya zat-ı akdese karşı kalbe yol açsın. Hem sikki ehadiyette nazarları çevirmek ve kalpleri celbetmek için o sikki ehadiyet üstünde gayet cazibedar bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halavet ve gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymuştur. Evet, o rahmetin kuvvetidir ki zişurun nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine isal eder ve zat-ı ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn deki hakiki hitaba mazhar eder. İşte Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihetle bu meskûr sırrı azimin ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu ünvanı eline alan rahmetin tabakatında gezebilir ve bu tercüman Kur'an'ı konuşturan esrar rahmeti öğrenir ve envar-ı rahimiyeti ve şefkati görür. 5. sır, bir hadis-i şerifte varit olmuş ki اِنَّ اللّٰهَ حَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَى سُورَةِ الرَّحْمَنِ اَوْكَمَا قَلْ. Bu hadisi bir kısım ehli tarikat akaid-i imaneye münasip düşmeyen acip bir tarzda tefsir etmişler. Hatta onlardan bir kısım ehli aşk insanın sima-i maneviyesine bir sureti rahman nazarıyla bakmışlar. Ehli tarikatın ekserinde sekir, ehli aşkın çoğunda istirak ve ilti
iktibas olduğundan hakikate muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Fakat aklı başında olanlar fikren onların esas-ı akaide münafi olan manalarını kabul edemez, etse hata eder. Evet, bütün kainatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istidam eden zat-ı akdesi ilahiyenin şeriki, naziri, zıttı, nitti olmadığı gibi leyse kemisli şeyün ve huve's-semi'ul basir sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Fakat velehül meselül a'la fissemâvâti vel erzî ve huvel azîzül hakîm sırrıyla mesel ve temsil ile şuatına ve sıfat ve esmasına bakılır. Demek mesel ve temsil şuunat noktayı nazarında vardır. Şu mezkür hadisi şerifin çok makasıdından birisi şudur ki insan ismi Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. Evet, sabıkan beyan ettiğimiz gibi kainatın simasında binbir ismin şualarından tezahür eden ismi Rahman göründüğü gibi zemin yüzünün simasında rububiyet-i mutlaka-i İlahiyenin hassiz cilveleriyle tezahür eden ismi Rahman gösterildiği gibi insanın sureti camiasında küçük bir mikyasta zeminin siması ve kainatın siması gibi yine o ismi Rahman'ın cilve-i etemmini gösterir demektir. Hem işarettir ki Zat-ı Rahmanirrahim'in delilleri ve ayetleri olan zihayat ve insan gibi mazharlar o kadar o zat-ı vacibül vücuda delaletleri kat'i ve vazıh ve zahirdir ki güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletin vuzuhuna işareten o ayna güneştir denildiği vakit insanda sureti Rahman var vuzuhu delaletine ve kemali münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Ve ehli vahdetül vücud mütedir kısmı la mevcuda illahu bu sırra binaen bu delaletin vuzuhuna ve bu münasebetin kemaline bir ünvan olarak demişler. Allahümme ya Rahmanu ya Rahimu bi hakkı bismillahirrahmanirrahim irhamna kema yaliku bi rahimiyetike ve vehhimne etrara bismillah Bismillahirrahmanirrahim kema yaliku bi rahmaniyetike amin. 6. sır. Ey hadsiz, acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan bir çare insan. Rahmet ne kadar kıymetli bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki o rahmet öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki yıldızlarla zerrat beraber olarak kemal intizam ve itaatle beraber ordusunda hizmet ediyorlar ve o Zat-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istinay zatisi var ve istinai mutlak içindedir. Hiçbir cihette kainata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir gani alel ıtlaktır ve bütün kainat taht-ı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatle celaline karşı tezellüldedir. İşte rahmet seni ey insan. O mustani alel ıtlakın ve sultan-ı sermediğinin huzuruna çıkarır ve onu dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir abd vaziyetini verir. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun? Çok uzaksın. Hiçbir cihette yanaşamıyorsun. Fakat güneşin ziyası, güneşin aksini, cilvesini senin aynen vasıtasıyla senin eline verir. Öyle de o zat-ı akdese ve o şems-i ezel ve ebede biz çendan nihayetsiz uzağız, yanaşamayız. Fakat onun ziyai rahmeti onu bize yakın ediyor. İşte ey insan, bu rahmeti bulan ebedi tükenmez bir hazineyi nur buluyor. O hazineyi bulmasının çaresi, rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en beli bir lisanı ve dellalı olan ve rahmeten lil alemin ünvanıyla Kur'an'da tesmiye edilen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir ve tebaiyetidir. Ve bu rahmeten lil alemin olan rahmeti mücessemeye vesile ise salavattır. Evet, salavatın manası rahmettir. Ve o zihayat mücessem rahmete rahmet duası olan salavat ise o rahmeten lil aleminin vüsulüne vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine o rahmeten lil alemine vesile yap ve o zatı da rahmeti rahmana vesile ittihaz et. Umum ümmetin rahmeten lil alemin olan Aleyhisselatü Vesselam hakkında hassiz bir kesretle rahmet manasıyla salavat getirmeleri rahmet ne kadar kıymetli bir hediye ilahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder. Elhasıl hazine-i rahmetin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam olduğu gibi en birinci anahtarı dahi Bismillahirrahmanirrahim'dir ve en kolay bir anahtarı da salavattır. Allahümme bihakkı esrari Bismillahirrahmanirrahim salli ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alemin kema yaliku bi rahmetike ve bi hürmetihi ve ala alihi ve ashabihi ecmain verhamne rahmeten tuğnine biha en rahmeti min sivake
min halkike amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.